Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, değerli basın emekçileri, yaptığımız araştırmalar ve incelemeler sonucunda gördük ki yerli ve milli bayramlarımızla koronavirüsü hakkında bir yani arasında bir ilişki var. Yani öyle bir neden diye soracak olursanız onu bilim hayatı size daha güzel açıklayacaktır ama şu anda ben size önce takvimi açıklamak istiyorum. Bir tartışmaya neden olmasın diye. Önümüzde hemen 23 Nisan var. Tesadüf bu ya. O güne 3 gün sokağa çıkma yasağı koymuşuz. Neden? Çünkü bayram. Devamında hemen bak açıklayacağım. Bir sabredin, patlamayın. Açıklayacağız nedenini. Ondan sonrasında Nisan'dan sonra ne geliyor? 1 Mayıs'ta da evet 1 Mayıs'ta tehlikeli günlerimizden muayyen gündür. 3 günde oraya koduk. Sokağa çıkmayız da sonra 1 Mayıs, 2 Mayıs'ta bir şey yok. 3 Mayıs'ta geç örneği. 6 Mayıs'ta bizim şeyin doğum günü. O gün çok fazla katılım. 19 Mayıs. Tövbe 19 Mayıs haftasında da Gençlik ve Spor Bayramı malumunuz. Oraya da 3 gün koyduk. Belki 4 günde koyarız yani. Şu anda 3 gün. Mayıs'tan sonra ne geliyor? Mayıs, Haziran, Temmuz'u geç. Ağustos'unda bir şey var mı? 30 Ağustos neyse orada olmaz. Geç. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı. 3 günde oraya koyuyoruz sokağa çıkmayasa. Ve 10 Kasım hüzünlü günlerimizdendir. Orada da 3 gün sokağa çıkma yasağı koyduk. Şimdi neden biz bu yasağı koyduk arkadaşlar? İnsan bayramda neşeleniyor ya, neşelendiği zaman da maskeyi, mesafeyi, hijyeni dikkate almaya biniyor. Ya da hüzünlendiği zaman gözyaşı dökeceğinde de aynı şekilde bu ıstıra... Nasıl? 15 Temmuz'a yok öyle bir yasak koymuyoruz. O bizim propaganda diyorum. 15 Temmuz'da bir şey olmaz. O kısa bir bayram, kutlar geçer gideriz yani. Sorusu olan...